Merhabalar, Markus Graf ben ve artık bundan itibaren ayda bir sanat tarih hakkında konuşmak isterim sizinle. Bir tarafta sanatçılardan, bir tarafta sanat akımdan, estetik, teknikler, tarzlar, usluplardan bahsedeceğim. Ve bugünkü konumuz sanat tarih ne işe yarar diye bir konu attık. Bu şeklinde belki şöyle başlayabiliriz hem bir tanışma olarak hem de bir giriş olarak sanata nasıl yaklaşabildiğimizi, sanat yapıtları nasıl dekode edebildiğimizi, nasıl okuyabildiğimizi sizinle biraz konuşmak isterim. Şimdi ilk olarak tabii ki sanat nedir? Sanat için sayısız tanımları var. Kısaca aslında sanat bir tarafta bir ifade biçimi. ve baktığımızda aslında yani insan insanoğlunun varoluşluğundan itibaren yani Homo sapiens sapiens'ten itibaren yaklaşık 70 sene 70 bin senedir. insanlar çeşitli türlerde kendile ifade ediyor ve hem kendi hayatları hem de işte toplum üzerinde düşünceleri ve duyguları bizimle paylaşıyorlar. Hatta sanata baktığımızda 7 tane farklı bölümden bahsedebiliriz. İşte mimarlık, resim, heykel, literatür, tiyatro, film. Bizim konumuz tabii ki şey olacak görsel sanatları. Ve e, bu şeklinde e, buradaki sanat tarih seminerlerde işte heykel, resim geleneksel olarak ama aynı zamanda tabii ki e, modern sanata gelince işte enstalasyon, fotoğraf, video, kavramsal sanat ve bir... Bir ton farklı e, konulara ve e, tarzlardan da bahsedeceğiz. Şimdi sanat tarih dersimiz nerede başlayacağız dediğimizde aslında şey yani ta 70 bin sene önceye kadar mağaralara girebiliriz. O aradaki insanlara baktığımızda tam olarak neden bu resimleri yaptıklarını ya da hangi amaçıyla yaptıklarını bilmiyoruz. Yani nasıl günümüzde hala dil nasıl oluştuğunu bilmiyorsak, Resim ya da o sanat tarihi nasıl başladığını bilmiyoruz. Fakat dikkatli baktığınızda aslında o insanları genellikle kendi hayat ile ilgili ve hayatın içinde önemli konular üzerine durdular. Yani af, hayvanları ve çevresi. Dolayısıyla aslında sanatın başlangıç noktası baktığımızda üç tane e, temel fonksiyon görebiliriz. Bir sanat bir tarafta tinsel bağlamında bir araç olarak kullanılır. İki, sanat bir bellik araç olarak kuşaktan kuşağa bilgiler aktarabilmek için bir araç olarak kullanılabilir. Üçüncü, aslında bir iletişim aracı olarak. Yani kabile olarak biz burada yaşıyoruz, biz burada varız diye bir işaretlendirme sistemi olarak görebiliriz. Fakat genel olarak baktığımızda sanat tarih o kadar çok katmanlı ve dinamik bir, Tarih ki tıpkı insan tarihi ya da kültür tarihi kadar çok kompleks ve şöyle bir şey altını çizebiliriz. Hatta e, Gombrich'in bir kitabı var dünyanın en fazla satılmış olan işte sanat tarih kitabımız, sanatın öyküsü. 650 sayfalık bir kitapta öyle başlıyor biliyor musunuz? Sanat diye bir şey yok aslında. Tabii ki o kelime aslında önemli. Çünkü sanat diye bir şey yok demiyor. Sanat diye bir şey yok aslında. Ve bu aslında içindeki kelime de aslında aslında şey altına çiziyor. 70 bin senelik bir sanat tarihi içerisinde sanatın sürekli farklı teknikle, farklı içerikler ve toplum içindeki farklı mekanlara ve fonksiyonlara sahip olduğunu altını çiziyor. Dolayısıyla bugün sanat dediğimiz şey 50 sene önce belki sanat olarak değerlendirmezdiniz ya da 100 sene önce sanat olarak değerlendirmezdiniz. Bu isim baktığımızda sanat diye bir şey yok aslında dediğimizde şu altını çiziyor. Sanat sürekli değişen bir olgun. Dolayısıyla o kadar karışık bir konuya karşı biz nasıl yaklaşabiliriz? Çünkü insana genellikle sanat konusu açılınca böyle panik oluyorlar. Ne bileyim bazı mesela işte müzede ya da galeride tıpkı bunu olarak görüyoruz bu ne, ben yaparım, çocuğum da yapar, bu sanat mı falan. Ya da öbür tarafta yani böyle olumsuz bir tepkiden ziyade bazı insanlar anlamak istiyorlar ama bilmiyorlar. Yani dilini bilmiyorlar, tarihi bilmiyorlar, sanatçı bilmiyor, teknik bilmiyor, hiçbir şey bilmiyorlar. Dolayısıyla aslında oradaki insan sanat yapıtı karşı çok yabancı bir şekilde duruyor. Bu nereden kaynaklanıyor? Birinci sebep bu. Çağdaş sanat özellikle ama bütün sanat akımları baktığımızda her sanatçı kendi hayatını, kendi toplumu ve kendi zaman ilgili e, görüşüleri e, bizimle paylaşıyor. Dolayısıyla bir sanat yapıtı anlamak istiyorsunuz, hakikaten ilk olarak o sanatçının hayatını. Ee, bu toplumun zamanını ne zaman yapıldığını neden yapıldığını hangi bağlamda yapıldığını bilmemiz gerekiyor. Yani 1940'da Japonya'da yapılmış olan bir sanat eseri anlamak istiyorsunuz 1940 Japonya'da hem toplumsal olarak hem sanatsal olarak hem işte politik olarak hangi tartışmaları önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Aynısı bu arada, Renesans için geçerli, barok için geçerli. Yani Leonardo ya da Caravaggio ya da işte başka Old Mas'ı anlamak istiyorsunuz. İşte 15. 16. yüzyılındaki Floransa'daki hayatını bilmemiz gerekiyor. Onu bilmesek de ya da işte üzerinde çalıştığı konuyu bilmesek de bu resimler her zaman boş kalır. Dolayısıyla zaten e, sanat tarihimizde iki tane önemli yaklaşımımız var. Birincisi ikonografi, ikincisi ikonoloji. İkonografi genellikle yapıt üzerindeki ikonlar ve imgelerle ilgili. İkonoloji sanatçının ve sanat eserinin bağlam ile ilgili. Yani politik, toplumsal, zamansal olarak. Ve dikkatle baktığımızda sanat tarih yazılımı ne zaman başlıyor? Aslında uzun bir tarihimiz var. Yani mesela Plato düşündüğünüzde biz genellikle Plato işte devlet, birey, demokrasi gibi felsefe ve toplumsal siyasi konu üzerine çalışan bir felsefeci olarak biliyoruz. Ama aslında Plato ilk sanat felsefecilerden birisi olarak değerlendiriyoruz. Çünkü Plato yaklaşık 2500 sene önce şey sorguluyordu. Sanat toplum içinde ne fonksiyon üstlenebilir? Dolayısıyla aslında baktığımızda yani modernleşen toplumun içinde sanat ve sanatın anlamı ve ontolojisi yani sanatın neyliğini sürekli tartışıyoruz. Ve Rönesans dönemi baktığımızda o arada Vasari diye bir e, mimar, yazar ve ressam ortaya çıkıyor. Ve Vasari 16. yüzyılında ilk defa sanatçı biyografileri yazmaya başlıyor. Bazıları vefat etmiş olan sanatçılarının hayatlarını anlatmaya çalışırken öbür tarafta çağdaş sanatçılar üzerinde de yazı yazmaya başladı. Hatta Michelangelo'nun biyografisini yapan bir e, araştırmacı. Dolayısıyla bizim alanımızın yani sanat tarihinin büyük büyük babalardan birisi Vasari olarak değerlendirebiliriz. Ardından yavaş yavaş zaman ilerledikçe ve skolastik akademik eğitim ilerledikçe bir tarafta Paris'teki akademi, akademide kurumsallaşmış ve profesyonelleşmiş bir sanat eğitim verilmeye başladığında öbür tarafta sanat tarih eğitim de verilmeye başlıyor. Mesela Baumgarten diye bir felsefeci var. Estetika diye bir kitabı var. Bu kitabı sayesinde artık felsefeciler estetik üzerinde düşünmeyi ve yazan yazmaya başladılar. Ya da Winkelmann başka bir... Sanat tarihçimiz ilk defa bir insan işte antik çağdaki yapıtları üzerinde düşünüp çizip ve belli kategorileri yapmaya başladı. Öbür tarafta sanat eleştiri baktığımızda işte Denis Diderot, Baudelaire, Clement Greenberg gibi yazarlara baktığımızda şunu görüyoruz yani yaklaşık 300 senedir sanat tarihçileri, sanat eleştirmenleri ve bu alanda düşünen ve yazmayı seven insanları sürekli aslında şey tartışıyor. Sanat nedir? Sanat nasıl yapılmalı? Ve sanat ve toplum arasındaki ilişkiyi hangi açıdan değerlendirebiliriz? Tabii ki dediğim gibi sürekli farklı bağlamlar, farklı teknikler ve farklı anlamla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla belki şimdi şunu da tartışabiliriz. Bir sanat yapıtı nasıl yaklaşabiliriz? İlk olarak belki şunu altını çizmemiz gerekiyor. Biz görsel sanatlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla estetik bizim için önemli. Ha dikkat. Estetik sadece güzel demek değil. Estetik aslında algı bilimi olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Yani bu bağlamda güzelliğin estetiği var, çirkinliğin estetiği var. Yüce'nin estetiği var, alçak Çirkin, iğrençliğinin bir estetiği var. Yani algılanabileceğiniz her şeyinin bir estetiği var. Ve estetik alanda çalışan felsefeciler ya da araştırmacılar genellikle bu algı bilim üzerinde duruyorlar. Ama nasıl yaklaşacağız? Belki bunu bir konuşalım. Ben genellikle şunu öneriyorum. Üç tane soru sormanız gerekiyor. Birinci soru çok basit bir soru. Ben ne görüyorum? Bu konuda panik yok. Çünkü bazı insanlar bir sanat yapıtı önünde durarken akıllı bir şey, entelektüel bir şey, iyi bir şey bekleniyor diye düşünüyorlar. Ve düşünün yani bu sanat, sanat yapıtı bilmiyorsun, sanatçı bilmiyorsun, şimdi akıllı bir şey nasıl diyeceksin diye insanlar panik olmaya başlıyor ve genellikle susuyor ya da reddediyor. Ama ilk olarak şunu bakmamız gerekiyor. Ben ne görüyorum? Estetik değerlendirmesi bu aslında. Ve orada Hiçbir bilgi ihtiyacınız yok. Göze ihtiyacınız var. Yani bir yapıt üzerinde e, durarken şey bakacaksınız. Kaç figür, nerede, iç mekan, diş mekan, sabah mı, akşam mı, kadın mı, erkek mi, çocuk bana mı bakıyor, ona bakıyor, kıyafet e, renkleri. Yani bir ton eleman orada var ve inanın hiçbir şey öylesi uydurup e, sebepsiz yapılmıyor bir sanat yapıtında. Bazı insanlar kızıyor ama anlamsız buluyorlar sanat yapıtları. Bu nereden kaynaklanıyor? Ben onun anlamını çıkartamam. Neden? Çünkü ben oradaki dilini anlamıyorum. Görsel bir dilden bahsediyoruz değil mi? Görsel sanatının görsel bir dili var. Bu tıpkı diğer dillere benziyor. Şimdi ben Almanım. Şimdi Almanca, ile, Almanca konuşsaydı sizinle çoğunlukla anlamazdınız. Ama bu söylediklerimi anlamsız olduğu anlam gelmez değil mi? Yani dolayısıyla nasıl galeride Çince bir yazısı ben anlamazsam çünkü Çince bilmiyorsam sanat yapıtlarda aslında öyle bir engelimiz var. Bir anda oradaki dili anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla eğitim şart. Dolayısıyla işte bunu gibi videoları yapıyoruz. Şimdi birinci soru döneriz. Ne görüyorum? Aslında bu ikonografi. Melek, tahta, kapı, e, renk hepsini bir şekilde incelememiz gerekiyor. Ve yani Instagram'daki bir iki sanlık bir algı yapısıyla ya da işte televizyon zaplama algısıyla çözülmez yani bir sanat yapıtı pat diye karşınıza çıkmaz hepsini orta e, çıkartmaz bilgileri. Dolayısıyla dikkatli bakmamız gerekiyor zaman almamız gerekiyor konsantre olmamız gerekiyor. Birinci ne görüyorum ve inanın? 6 yaşında olan bir çocuk bunu çok iyi yapar. Hatta bizden daha iyi yapar. Çünkü biz yetişkin olarak ya da bilgili kişi olarak genellikle her şeyi ben zaten bilirim. Ben işte referansları yaparım, ederim diye bilgi yüküyle giriyoruz ve bu işi bu şekilde işi yaramaz. Bir örnek vereceğim. Seneler önce Sabancı Müzesi'nde bir Picasso sergisi geldi. Belki hatırlıyorsunuz. İşte ben bu sergide işte Onat, Onat Can diye kuzenimle dolaştım. Tamam mı? Onat o zaman da 8 yaşında gibi. Biz böyle bölüm bölüm geçiyoruz. Hatırlıyorsunuz belki erken dönemde, kübis dönemde, geç dönemde. Erken dönemde biz konu, koştuktan sonra geç dönemine girdik ve girişinde küçük bir çizim asıldı. Ve oradaki çizim Onat böyle baktı, inceledi ve şey dedi. Aa bak Markus küp adam. Anlıyor musunuz? Çocuk kübizm bilmiyor. Picasso bilmiyor. Ama sadece bakarak oradaki geometrik şekilleri çözerek kübizmin özünü aslında anlamış oldu. Dolayısıyla ilk soru ben ne görüyorum? İkinci soru nasıl görünüyor? Yani bana nasıl geliyor? Şimdi orada dikkat edin. Çok öznel bir şey olmayacak. Çünkü bazı insanlar şey diyor, sanat çok öznel bir şey. Bana bana ne, sana ne, bana göre, sana göre. Öyle bir şey yok. Öyle bir öznelliği olsaydı sanat tarih, sanat bilimi, bütün bu bilimsel ve akademik alanları olamazdı değil mi? Çünkü sana göre, bana göre dediğimizde tartışma ortada çıkmaz. Ve sadece zevk önemli değil. Bir bilim alandan bahsediyoruz aslında. Dolayısıyla ikinci soru, nasıl görünüyor derken sıfatlar değişmeye başlıyor. Birinci soru ne görüyorum derken genellikle isimlerden bahsediyoruz. İşte masa, peysaj, iç mekan, dış mekan, kadın, erkek vesaire. Fakat nasıl görünüyor derken şöyle sıfatlar geliyor. Güzel, çirkin, karanlık, aydınlık, dengele, dengesiz, statik, dinamik, karışık vesaire. Ve inanın orada bile yüzde seksen hem fikir olacağız. Örneğin bir Jackson Pollock resmini düşünün. İşte drippinglere soyut, ekspresyonist bir dişe vurumcu bir resim. Çoğu zaman da kimse statik ona demezdi. Herkes dinamik derdi. Ya da işte renksiz demezdi. Ya da bile dengesiz denilmezdi. Çünkü aslında baktığımızda bu Jackson Pollock resminin all over composition dediğimizde hepsi aslında aynı şeklinde görünüyor. Üçüncü soru tabii ki en kı sorusu ne anlam taşıyor? Şimdi ne yapacağız? Birinci soru gözleri çözdük. İkinci soru kalbiyle diyelim ya da beynimizle çözdük. Bunları hepsi bilgi olmadan hangi sanatçı hangi tarih hiçbir şey bilmeden çözebiliriz. Ama üçüncü soru ne anlam taşıyor dediğimizde artık oturup çalışmamız gerekiyor. Yani gerçekten bir sanat yapıtın anlamını çıkartmak istiyorsunuz, oturup sanatçı çalışmamız gerekiyor. Ne zaman yaşadı? Nerede yaşadı? Hangi dramalar, travmatalar ya da işte olayları yaşamıştı? Artı daha önce sanatçı ne yaptı, daha sonra ne yaptıklarını bilmemiz gerekiyor. Hiçbir sanat eseri pat diye olmuyor. Mesela genellikle müzedeki yapıtlara baktığımızda sanatçının belli bir zamanının, belli bir doruk noktasının örnekleri görüyorsunuz. Ama unutmayın her iyi yapıtın arkasında en az 100 tane olmamış yapıtları duruyor. Dolayısıyla bir yolculuktan bahsediyoruz ve müze içinde genellikle bir sonucu görüyoruz. Dolayısıyla öndeki yapıtları bakmanızı tavsiye ediyorum. Ondan sonra şey bakmamız gerekiyor. Adam nereli ya da kadın nereli? İşte Alman mı, Japon mu, Türk mü? Ve bu bağlamda ne zaman yapıldığı önemli. O dönemde o ülkenin meselesi neydi? İşte 1980 Türkiye, 1920 Türkiye, 1830'daki Türkiye ya da Osmanlı zamandaki ülkenin farklılığını düşünebilir misiniz? Bunları sanatçı tabii ki etkiliyor. Ve böyle bir klişeli bir laf var. Sanat hayatın aynasıdır. O zaman da sanat anlamak istiyorsak o dönemdeki hayatı da bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla birinci ve ikinci soru aslında ikonografi ile ilgili olurken, üçüncü um, soru ikonoloji yani sana, sanatın ve sanatçının bağlamıyla ilgili. Ve bu e, konuda her uzmanlık alanı gibi oturup çalışmamız gerekiyor. Çünkü sanat tarih bir uzmanlık alanı, sanat bir uzmanlık alanı. Ben mesela matematikten çok iyi anlamam. Okulda da hiçbir zaman çok iyi değildim. Ama bundan dolayı kalkıp anlamadığım bir formula laf atacak mıyım? Hayır. Yani suç benim. Keşke çalışsaydım, keşke benim beyin yapısı farklı olsaydı deyip susuyorum ve bakıyorum. Ama sanata geldiğimizde herkes böyle bir anda uzman olur. Ben yaparım, o yapar, bu sanat böyle yapılmaz vesaire. Yani Ama unutmayalım yani biz aslında çok gizemli, çok katmanlı, çok kompleks bir dilden bahsediyoruz. Ve sanat tarihi aslında bir nevi bir eğitim alan olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü şöyle düşünün, sanat ortamımızda her zaman bir üçgenden bahsediyoruz. Bir tarafta sanatçılar var, bir tarafta kurumlar var, işte müze, işte galeri. Öbür tarafta halk ya da toplum var ve bu üç kurum arasında aslında baktığımızda çok yakın bir ilişkisi var. Hele şimdi İstanbul'a baktığımızda son 20 senedir işte çok fazla işte yeni galerilere, yeni müzelere, yeni sanat kurumları ortaya çıkıyor. Ve bütün bu sanat kurumları aslında sanat dünyası ve halk arasındaki köprü kurmaya çalışıyor. Ve bu kurumlarla beraber çalışan küratörlere, sanat eğitmenlere ya da işte sanat tarihçileri bir köprü inşa etmeye çalışıyorlar. Çünkü sanat ve toplum arasında bu uzmanlar sayesinde sanatçıların dertleri ve sanatçıların yaklaşımları aktarılabilir. Yoksa çok ulaşılmaz gibi bir şey olur. Şimdi sanat tarihçileri tabii ki bir anda şey ne, ne yapıyorlar? Bir öykü anlatıyorlar. Bu isim Gombrich'in kitabı aslında çok güzel. Sanat tarih yazmıyor. Sanatın öyküsü. Ve bu kitap bir öykü olarak 70 senelik bir öykü olarak Bizimle paylaşıyor. Bu ise bu öykü, öykünün uzanları e, desek sanat tarihçileri bizimle aslında bu öyküleri çepte çepte, ünite ünite olarak paylaşıyor. Genellikle nerede başlıyoruz? İşte antik çağda. İşte ilk üçü bölüyoruz. İşte Mısır, Yunanistan, Roma. Ardından işte Bizans, Orta Çağ. Genellikle Orta Çağın sonunda işte Romanesk ve Gotik'ten bahsediliyor. Kitaplara baktığımızda hepsi arka arka, sanki böyle bir tanesi bitiyor, bir tanesi başlıyor. Tabii ki öyle bir şey yok ama her bilimsel çalışmasının gerekliliğinden dolayı bir modelleme, aslında bir nevi basitleştirme yapılıyor, yoksa hiç anlaşılmazdı. Bu yüzden bu tarihe baktığımızda işte Gotik'ten sonra işte Renesans'a geçiyoruz, i̇şte şimdi 15. 16. yüzyılındayız. Sonra işte 17. yüzyılını Barok, 18. yüzyılında neoklasitsizm ve ardından çok ilginç bir tarih başlıyor. Neoklasitsizm aslında bu Old Master dediğimiz dönemin son akımı ve ardından çok heyecan verici ve bizi günümüzü hala çok yakın olan bir tarih söz konusu. Yani modern sanat ve çağdaş sanat. Ve bu konuşmalarda da bugün değil tabii ki ama gelecek aylarda çağdaş sanata kadar gideceğiz. Yani neoklasitsizm 18. yüzyılın sonundan itibaren olan öyküye baktığımızda ilk olarak modern sanatının kökleri göreceksiniz. Bu kökleri hangisi? Romantizm, realizm, empresinizm ve post -empresinizm. Dört tane önemli akımımız var. Hepsi bir şekilde 20. yüzyılındaki hem modern hem çağdaş sanatının e, yolculuğunu Hazırlık e, olarak e, görmemiz gerekiyor. Öbür tarafta tabii ki bu dört akımın yanı sıra fotoğraf önemli. Çünkü fotoğraf e, bir disiplin, bir mecra, yeni bir e, araç olarak özellikle resim e, tarihini sonsuza kadar değiştirdi. Ardından işte post-impressivizmden sonra biz artık 20. yüzyılına girmiş olacağız. Modern sanat sayısız akımdan oluşuyor. 1900-1945 arasında işte Art Nouveau ile başlayacağız, Bauhaus ile bitireceğiz. Ve modern sanatının doğuştan sonra 20. yüzyılın başında onun yükselişini göreceğiz. Yani 1900'lerden 1930'lara kadar bir yükselişten bahsediyoruz. Sonra faşizm, Stalinizm'den dolayı bu tarih yavaşlıyor ve 2. Dünya Savaşı'ndan dolayı bitiyor. Ve bir anda büyük bir krizden bahsediyoruz, büyük, büyük bir depresyondan bahsediyoruz. Sanki sanat devam edemez. Mesela Adorno ne demiş? Artık şiir yazılmaz. Birçok kişi sanatın sonu ilan etmişler. Çünkü bu kadar felaket yaşadıktan sonra ve Orta Avrupa'daki daha önce aydın dediğimiz ülkeler tarafından da bu kadar büyük felaketlere yaratılan ve Yaşamış olan bir ortamda artık sanat ve kültür nasıl devam edebilir diye kara kara düşündüler. Ve birçok kişi şey dediler, artık bu tarih bitti. Sanat bitti, kültür bitti. Ama bitmedi tabii ki. Ardından yeni bir dönem başlıyor. Biz bu dönem neomodernizm diyebiliriz, late modernity diyebiliriz ya da post-war, savaş sonrası olarak değerlendirebiliriz. Ve yeniden bu sefer 45 ve 80 arasında çok verimli bir dönemden bahsedeceğiz. Soyut dışa yani abstract ekspresinizm işte pop art, kavramsal sanat birçok akımdan söz edeceğiz ve bu şekli tekrar yeni bir dönemden bahsedeceğiz. Ve sanat tarihi her zaman usluplar, teknikler, içerikler ve estetiklerden bahsediyor. Artı sanat ve toplum ilişkisi ve oradaki alışverişinden bahsedecek. Biz de bunu bunu yapacağız. Ardından yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Postmodernizm. Kabaca 70'lerin ortasından 80'lerin sonuna kadar ya da Vietnam Savaşı'nın sonundan Berlin Duvar'ın yıkılına kadar. Bu dönemden itibaren artık modernizm ve modern sanat tamamen bitiyor. Artık sanat tarihçilerin işi de zor zorlaşacak. Çünkü artık uslup diye bir şey kalmıyor, ekol diye bir şey kalmıyor, akım diye bir şey kalmıyor. Neden? Çünkü artık her hangi öznel veya absolut bir hakikat artık kalmıyor. Postmodernizmin Anything Goes'dan sonra sanat, özellikle çağdaş sanat, 1990'dan sonraki çağdaş sanat, eklektik, çoğulcu ve heterojen olarak e, görebiliriz. Yani Türkçesi karman çorman. Yani hayatımız ne kadar hızlı olduysa, ne kadar çok katmanlardan oluştuysa, sanat ve kültür de aynısını e, çok net bir şekilde Göreceğiz. Yani sanat artık eskisi kadar linya değil, eskisi kadar kolay kategorize edilebilecek bir şey değil. Sanatçıları eskiden belki hayatın boyunca bir konu ve bir uslup ya da bir akım içinde kalırken, örneğin Dali ya da örneğin Caravaggio, çağdaş sanatçılar yani 1990'dan sonra çağdaş sanatçılar usluplar, tarzlar, estetikler ve konuları istediğin kadar değiştirebilir. Hatta çoğu zaman ilk olarak bir fikir, bir konsept, bir kavram ortaya çıkıyor. Bu kavrama göre ne gerekirse hem estetik olarak hem de teknik olarak bunu kullanıyorlar. Bu yüzden çağdaş sanat aslında bize çok yakın. Hem formel yaklaşım olarak hem de içerik olarak aynı konular üzerine duruyorlar. Çünkü şu ana yaşayan sanatçı, örneğin İstanbul'da şu ana yaşayan bir sanatçı aynı sokakla, aynı trafik, aynı e, ekonomik ya da toplumsal sıkıntılı yaşıyor. Dolayısıyla biz seyirci olarak aslında farklı bir perspektiften hayatımız üzerinde yeni bilgileri bulabiliriz. Ve zaten sanatının en önemli fonksiyonu bu. Ve hep öyle de. Sanat bizim için yeni bir algı, yeni bir perspektif açan bir alan olarak. Çünkü düşünün biz hepimiz işte bizim işlerimiz var, arkadaşlarımız var, ailemiz var, çocukları var falan filan hepimiz böyle bir şekilde bir rota dayız ve çoğu zamanda özellikle şimdi, şu andaki zamanlarda sağa sola bakma şansımız yok. Dolayısıyla biz bildiklerimizi maruz kalıyoruz ya da öbür tarafta e, kitle medyadan, işte televizyon ya da işte ana e, mecralardan gelen bilgileri, popüler ve popülist bilgileri maruz kalıyoruz. Yani bu yüzden aslında biz bir nevi kör olarak hayatımızı geçiriyoruz. Bu yüzden sanat ve kültür bize ne sağlayabilir? Alternatif, yamuk, tuhaf, inandığımızın karşı çıkmış olan, Sanatçıların yarattığı bilgileri görebiliriz. Bu yüzden unutmayalım, sanat bir bilgi yaratım e, alanı. Bu alanda sürekli sanatçıları bilgileri yaratıyor ve bu bilgileri paylaşıyorlar. Fakat bu bilgileri çoğu zaman da bizim bildiklerimizi karşı olan, alternatif olan, farklı olan bilgileri ve bu yüzden biz bazen başında reddediyoruz çünkü anlamıyoruz ve anlamadığımız bir şey sevmiyoruz dolayısıyla reddediyoruz. Ama bütün bu metotları ve bizim savunma sistemlerimizin ötesine geçebilirsek, yani bilinenin ötesine geçebilirsek yepyeni bambaşka dünyalar yaşayabiliriz ve keşfedebiliriz. Ve sanat ve kültürünün asıl bizi kazandıran şey bu. Ve sanat tarih bu alternatif dünyalar ve bizim bildiğimiz dünyalar arasında köprü kuran eğitimsel bir alan olarak değerlendirebiliriz. Bu yüzden buradaki e, seminerlerde, buradaki konuşmalarda sizinle bu alternatif dünyaları giriş sağlamaya çalışıyorum. Sanatçılardan, estetiklerden ve hayattan bahsedeceğiz ve bu şekilde umarım hep beraber yeni bilgileri ve yeni dünyaları keşfetmiş olacağız.